Merhaba arkadaşlar. Organik kimyaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz eterler. Şimdi eterlerin genel özellikleriyle başlayalım. Eterlerin genel formülü CnH2n+2O'dur arkadaşlar. Bu bize hemen neyi hatırlatıyor? Alkollerin genel formülü de CnH2n+2O'ydu. Alkoller ve eterlerin kapalı formülleri aynıymış. Eterleri biz ROR şeklinde ifade ederiz arkadaşlar. R, oksijenin sağına ve soluna R grupları bağlıysa bu sınıf eter sınıfıdır şeklinde ifade ediyoruz. İlk üyesi 2 karbonludur eterlerin. Neden 2 karbonludur? Oksijenin sağına ve soluna R grupları bağlanacak. Bu R grupların içerisinde en az 1 tane karbon olmak zorunda. O yüzden toplamda 2 karbonludur diyoruz eterlerin ilk üyesi. Peki eterler nerelerde kullanılır? Tıpta anestezi maddesi olarak kullanırız biz eterleri. Ve eterlerin molekül geometrileri açısaldır arkadaşlar. Neden açısaldır? Oksijene 2 tane R grubu bağlı olmak zorunda dedik. Oksijenin üzerinde ortaklanmamış elektronlardan dolayı molekül geometrisi suya benzer, açısaldır ya da buna kırık doğrudur da diyebiliriz. Ve polar yapılıdır, yani düzensizdir arkadaşlar. Şimdi genel olarak yoğunluklarına baktığımızda suyun yoğunluğundan daha düşük bir yoğunluğa sahip arkadaşlar. Ve eterlerin kaynama noktası, burası çok önemli gençler, mono alkollerin kaynama noktasından daha düşüktür. Peki sizce neden? Şimdi alkollerin kaynama noktası eterlerden yüksek çünkü alkollerde şundan bahsetmiştik. Alkollerde hidrojen bağı var. Hidrojen bağı sayısı arttıkça kaynama noktası artıyordu. Fakat eterler kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yapamıyorlar. Bunun sebebi de oksijen var fon grubu elementlerinden. Fakat oksijen molekülün içerisinde hidrojenle bağ yapmamış durumda olduğu için eterler kendi arasında hidrojen bağı yapamıyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlükleri azalır demişiz. Peki neden? Şimdi alkollerde de konuşmuştuk biz arkadaşlar. Hidrofil ve hidrofob grup dediğimiz suyu seven ve sevmeyen kısım vardı. Hidrofob suyu sevmeyen, hidrofil suyu seven gruptu. Şimdi karbon sayısı arttıkça suyu sevmeyen uç, yani hidrofob ucumuz artacak. Hidrofob ucumuz artacağı için de sudaki çözünürlük ne olacak? Azalacak. Şimdi az önce dedik ki eterlerin kaynama noktası mono alkollerin kaynama noktasına göre daha düşük. Çünkü kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yoktur dedik. Fakat eterler kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yapamıyor ama su molekülleriyle hidrojen bağı yapabiliyorlar. Eterde bulunan fon grubu elementlerinden oksijenimiz suda bulunan hidrojenle hidrojen bağı yapabiliyor arkadaşlar. Şimdi biz eterleri ikiye ayıracağız. Basit eter ve karışık eter olmak üzere. Basit eterin diğer adı simetrik eter arkadaşlar. Şimdi eter olabilmesi için oksijenin sağına ve soluna R grubu yazıyoruz dedik. Bu R grupları birbirinin aynısıysa buna basit eter diyeceğiz. Oksijenin iki sağına ve soluna metiller bağlanmış. O zaman bu basit eterdir. Oksijenin sağına ve soluna fenil bağlanmış. O zaman ikisi aynı grup olduğu için bu da bir basit eterdir diyoruz. Şimdi asimetrik, yani karışık eter olması için oksijenin sağına bağlanan R grubu ile soluna bağlanan R grubunun birbirinden farklı olması lazım arkadaşlar. Oksijenin sağına ve soluna bağlanan R grupları birbirinden farklı olduğu için karışık eter. Oksijenin sağına ve soluna bağlı olan gruplar birbirinden farklı olduğu için yine karışık eterdir diyoruz. Yani basit eter olması için R gruplarının aynı, karışık eter olması için R gruplarının birbirinden farklı olması gerekiyormuş. Peki gelelim eterlerin Neupax sistemine göre adlandırılmasına. Burası önemli arkadaşlar. Şimdi oksijen atomuna bağlı en uzun zinciri seçeceğiz ve bu bizim ana zincirimiz olacak. Numaralandırma yapılırken alkoksi grubuna en yakın uçtan başlamamız gerekiyor. Peki ne demek alkoksi? Bununla ilk defa karşılaşıyoruz arkadaşlar. Oksijene R grubu bağlıysa ve buraya başka bir grup da bağlıysa eter olacak. Oksijene R grubu bağlı olan kısmı biz alkoksi olarak alacağız arkadaşlar. Diğer alkil grubu da oksijen atomuyla birlikte alkoksi olarak adlandırılacak.
Şimdi bakalım bu ne demek? Oksijenin sağına da soluna da birer karbon bağlı. O yüzden ana zincir, uzun zincir seçiliyordu. Karbon sayıları eşit olduğu için uzun zincir seçemiyorum. O zaman bir tarafı alkoksi olarak alıyorum. Bir tarafı da alkana göre alıyorum arkadaşlar. Şimdi tek karbonlu alkanımızın adı metandı. Ama bu bir alkoksi artık. O metandaki an ekini düşürüyoruz ve oksi ekini getiriyoruz. Yani burası artık metoksi. Tek karbonlu alkanımızın adı metandı. Yani bu bileşiğimizin adı metoksi metan. Tabii bu sistematik adı. Bir de yaygın adlandırma yapacağız. Buraya baktığımda oksijenin sağına iki karbonlu bir bileşik, soluna da tek karbonlu bir grup bağlı. Şimdi sağ tarafı daha uzun olduğu için burası bizim ana zincirimiz. Burayı da biz alkoksiye göre adlandıracağız. Tek karbonlu alkoksimizin adını az önce öğrenmiştik, metoksi. İki karbonlu ana zinciri alkana göre adlandırıyoruz. O zaman bu bileşiğimizin adı metoksi etandır arkadaşlar. Buraya baktığımda sağda bağlı olan grubum 3 karbonlu, solda bağlı olan grubum 2 karbonlu. O zaman uzun zinciri ana zincir olarak kabul ediyoruz. Kısa zinciri de alkoksiye göre adlandırıyoruz arkadaşlar. 2 karbonlu alkanın adı etandı. Etandaki an ekini düşürüp yerine oksi ekini getiriyoruz. O zaman burası etoksi oldu. Ana zincir 3 karbonlu alkana göre adlandırdığımızda 3 karbonlu alkanımızın adı propandı arkadaşlar. Yani bu bileşiğin adı etoksi propandır. Şimdi buraya bakıyorum. Oksijenin sağına da 2 karbonlu, soluna da toplamda 2 karbonlu bir grup bağlanmış. O zaman herhangi bir yeri ana zincire göre, kalan kısmı da alkoksiye göre adlandıracağız. 2 karbonlu alkoksimizin adı etoksiydi. Ana zincire göre baktığımızda 2 karbonlu alkanımızın adı etandı. Bu bileşiğin adı etoksi etandır arkadaşlar. Buraya baktığımda oksijenin sağ tarafına 6 karbonlu, sol tarafına tek karbonlu bir grup bağlı. 6 karbonlu grubu biz ana zincir olarak seçiyoruz. Burayı da alkoksi olarak seçiyoruz arkadaşlar. Tek karbonlu alkoksimizin adı metoksiydi. Bu tarafı ana zincir olarak seçmiştik. Buranın adı da benzendir arkadaşlar. Bu bileşiğin adı metoksi benzen. Şimdi buraya baktığımızda oksijenin sağ tarafına bağlı olan grup 3 karbonlu, sol tarafına bağlı olan grup 2 karbonlu. O zaman biz burayı ana zincir olarak seçiyoruz. Burayı da alkoksi olarak seçiyoruz arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? 2 karbonlu alkoksimizin adı etoksiydi. 3 karbonlu fakat halkalı yapıda olduğu için siklo ön ekini getirmeyi unutmuyoruz. Siklo propan diyoruz. Yani bu bileşiğimizin adı etoksi siklo propanmış arkadaşlar. Peki örneklerimize devam ediyoruz. Şimdi oksijenin sağ tarafında tek karbonlu bir grup bağlı. Oksijenin sol tarafında 2 karbonlu bir grup bağlı. O zaman biz uzun zinciri ana zincir olarak kabul ediyorduk. Kısa zinciri de alkoksiye göre adlandırıyorduk. Şunu yapacağım o zaman. Önce alkoksi söyleniyordu. Daha sonra ana zinciri söylüyorduk. Tek karbonlu alkoksinin adı metoksiydi. 2 karbonlu ana zincirim alkana göre adlandırdığımda etandır arkadaşlar. Bu bileşiğin adı metoksi etan. Şimdi buraya baktığımda, bu örneğe baktığımda oksijenin sağında ve solunda bağlı olan gruplar aynı. O zaman herhangi birini alkoksiye göre adlandıralım. Diğerini de ana zincir olarak seçelim. Ne yapacağız o zaman? Alkoksiye göre adlandırdığımızda şunu unutmuyoruz. Halkalı yapıda olduğu için mutlaka yine önüne siklo ön ekini getiriyoruz. 4 karbonlu ve halkalı yapıda olduğu için bütoksi diyoruz. Ana zincirim siklobütan. Yani bileşiğimizin adı siklobütoksi siklobütan olmuş oldu. Şimdi bu örneğe baktığımda oksijenin soluna 2 karbon bağlı, sağına da yine 2 karbonlu bir grup bağlı. O zaman herhangi bir yeri alkoksiye göre adlandırıyorum. Geri kalan kısmı da ana zincir olarak seçiyorum. Önce alkoksinin adını söylüyorduk. 2 karbonlu alkoksimizin adı etoksiydi. 2 karbonlu alkanımızın adı etandı. O zaman bu bileşiğimizin adı etoksi etandır arkadaşlar.
Hemen son örneğimize bakıyorum. 1, 2, 3 karbon var. 1, 2 karbon var. Uzun zinciri ana zincire göre seçmek zorundaydık. Kısa zinciri de alkoksiye göre alıyorduk. Önce alkoksiyi söylüyorduk. 2 karbonlu alkoksinin adı etoksidir arkadaşlar. 3 karbonlu alkanımızın adı da propan. Bileşiğimizin adı etoksi propandır. Şimdi yaptığımız örneklerin hiçbirinde dallanma yoktu fark ettiyseniz. Dallanma varsa ne yapacağız? Dallanma varsa bizim alkoksi grubumuzun yakın olduğu uçtan numara vermeye başlayacağız arkadaşlar. Yine önce alkoksi grubunu söyleyeceğiz ve alkoksi grubunun küçük numara almasını sağlayacağız. Daha sonra ana zincir alkana göre adlandırılır. Şimdi buraya baktığımda alkoksi grubum şurada. Bir tane daha dallanmam var ilk örneğimize baktığımızda. Bizim için önemli olan alkoksinin küçük numara alması. O zaman numaralandırmaya soldan başlamak zorundayım. 1, 2, 3, 4 diye numaralandırdım. Önce alkoksiyi söylemek zorundasınız. Daha sonra başka dallanma varsa onu söyleyeceğiz. En sonda ana zinciri alkana göre adlandıracağız arkadaşlar. İkinci karbona bağlı olan tek karbonlu alkoksimizin adı metoksi. İkinci karbona bağlı olduğu için numarasını da yazmak zorundayız. 2 metoksi devam ediyoruz. Üçüncü karbona metil bağlı. 4 karbonlu alkanımızın adı bütandı. Yani bu bileşiğin adı 2 metoksi, 3 metil, bütan oldu arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımda alkoksi grubum burada. O zaman alkoksi grubunun yakın olduğu uçtan numaralandırma yapmamız gerekiyordu. Bir numarayı bu karbona veriyorum. 2, 3 diye gidiyorum. Önce alkoksiyi söylemek zorundayım. Birinci karbona bağlı olan 2 karbonlu alkoksimizin adı etoksiydi arkadaşlar. Devam ediyorum. İkinci karbona 2 tane metil bağlı. O zaman numarasını 2 kere söylüyorduk. Ve 2 tane metil olduğu için di önekini getiriyorduk. Toplamda 3 karbonlu alkanımızın adı propandı arkadaşlar. Bileşiğin adı 1 etoksi 2 2 dimetil propan olmuş oldu. Devam ediyoruz. Şimdi alkoksi grubum ortadaki karbona bağlı. Sağdan da başlasam 2 numarada, soldan da başlasam 2 numarada olacak. O zaman istediğiniz yerden numaralandırma yapabilirsiniz. Şimdi ikinci karbona bağlı olan tek karbonlu alkoksimizin adı metoksi. Önce numarayı söylüyorum 2. Daha sonra alkoksimizin adını söylüyorum. Başka dallanma olmadığı için ana zincirim 3 karbonluydu. 3 karbonlu alkanımızın adı propan. Bu bileşiğin adı 2 metoksi propan olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bu bileşiğe baktığımızda oksijene bağlı olan uzun zinciri ana zincir, kısa zinciri alkoksi olarak seçmek zorundaydık arkadaşlar. O zaman oksijene bağlı olan kısa zincirim alkoksi, uzun zincire numaralandırma yaptığımda oksijene yakın olan karbondan başlamak zorundayım. 1, 2, 3, 4 diye numaralandırdım. Şimdi bakıyorum. Birinci karbona bağlı olan grubun alkoksi adı ne? Şimdi 3 karbonlu buna propoksi diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü ortadaki karbondan bağlanmış. Ortadaki karbondan bağlanıyorsa biz buna izo önekini getirmek zorundaydık arkadaşlar. Hatırlıyoruz. İzo 3 karbonlu olduğu için propoksi. Daha sonra dallanmayı söylüyorum. İzo birinci karbonda, onu da söyleyelim. İkinci karbona metil bağlı. Toplamda 4 karbonlu alkanımızın adı bütan. Yani bu bileşiğin adı 1 izopropoksi 2 metil bütan olmuş oldu arkadaşlar. Peki devam edelim. Numaralandırma yaparken alkoksi sınıfının olduğu uca küçük numara vermek zorundayız demiştik. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırıyoruz. Önce alkoksiyi söylemek zorundayım. Birinci karbona 2 karbonlu olduğu için buna etoksi diyorum. 1 etoksi, ikinci karbona metil bağlı. Toplamda 5 karbonlu ve halkalı yapıda olduğu için arkadaşlar siklo önekini getirmeyi unutmuyoruz. 5 karbonlu olduğu için de pentan diyoruz. Yani 1 etoksi, 2 metil, siklo pentan bileşiğimizin adı.
Şimdi buraya baktığınızda burada dallanma daha fazla. O yüzden buraya bir numara vereceğim demeyin. Çünkü ne demiştik? Alkoksinin küçük numara alması lazım. Buraya bir numara vermek zorundasınız. 2, 3, 4, 5, 6 diye numaralandırdım. Önce alkoksiyi söylemek zorundayım. Birinci karbona tek karbonlu alkoksi metoksiydi. Daha sonra üçüncü karbonda iki tane dallanma olduğu için numarasını iki kere söylüyorum. İki tane dallanma olduğu için di örnekini getiriyorum. Dimetil toplamda altı karbonlu ve halkalı yapıda olduğu için siglo örneki, altı karbonlu olduğu için de hekzan diyoruz arkadaşlar. Şimdiye kadar yaptığımız örneklerin hepsi sistematik adlandırma, yani Neupak sistemine göre numaralandırma yapıp adlandırmamızı yaptık. Aslında eterlerin adlandırmasında en çok kullandığımız bizim yaygın adlandırmadır arkadaşlar. Yaygın adlandırmayı nasıl yapacağız? Oksijene bağlı olan grupların adını alfabetik sıraya göre söyleyeceğiz. Sonuna da eter kelimesini getireceğiz arkadaşlar. Şimdi oksijene iki tane metil grubu bağlı. İki tane metil grubu bağlı olduğu için önce di örnekini getiriyorum. Dimetil diyorum. Sonuna da eter kelimesini getireceğim. Bunun sistematik adı neydi? Metoksi meta. Yaygın adı dimetil eter. Buraya bakıyorum. Oksijene bir etil bağlanmış, bir de metil bağlanmış. Alfabetik sırada E harfi daha önce geldiği için önce etil söylemek zorundayım arkadaşlar. Etil, metil, sonuna da eter kelimesini getiriyorum. Buraya baktığımda oksijene bağlı olan bir metilim var. Bir de ikinci karbondan bağlandığı için izopropilim var. Hangisi daha önce geliyordu alfabetik sırada? İ harfi. O zaman ne diyorum hemen? İzopropil, metil, sonuna da eter kelimesini getiriyorum. Devam ediyorum. Oksijene bağlı olan iki tane fenil grubu var. İki tane olduğu için önce di örnekini getiriyorum. İki fenil vardı. Difenil diyorum ve sonuna da eter kelimesini getiriyorum. Oksijene bağlı olan bir izopropilimiz var. Bir de siklopropilimiz var arkadaşlar. Burada şuna dikkat ediyoruz. Siklopropilin harfine baktığımızda P harfini alıyorduk. Çünkü siklo öneki getiriyoruz halkalı yapıda olduğunu anlamamız için. P harfine göre, alfabetik sıraya göre bakmam gerekiyor. Şimdi buraya baktığımda bu izopropildi. İzo ve neo örnekleri geldiğinde İ ya da N harfine bakmamız gerekiyordu. O yüzden önce İ harfi geldiği için izopropili söyleyeceğiz. İzopropil halkalı yapıda olduğu için siklopropil ve sonuna da eter kelimesini getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda oksijene iki tane grup bağlı. Derste bundan çok bahsettik. İki karbonlu, etenden bir hidrojen koparsa bunun özel adı vinil miydi? Bunun özel adı da neydi? Fenil. Şimdi alfabetik sırada F harfi daha önce geldiği için fenil, vinil, sonuna da eter kelimesini getiriyoruz arkadaşlar. Devam edelim adlandırma yapmaya, yaygın adlandırma yapmaya. İki karbon burada var, iki karbon da sağ tarafta var. O zaman iki tane etil bağlı oksijene. Di örnekini getiriyorum. Dietil diyorum ve sonuna da eter kelimesini getiriyoruz arkadaşlar. Buraya baktığımızda oksijene bağlı olan bir etilim var. Bir de oksijene bağlı olan 4 karbonlu bir grubum var. Fakat şuna dikkat etmek zorundayım. İkinci karbondan bağlanmış. Yani bu 4 karbonlu birinci karbondan bağlansaydı butil derdim. İkinci karbondan bağlandığı için buna ne diyeceğiz? Oksijenin bağlı olduğu karbon 2R grubuna bağlı. O yüzden sekonder diyeceğiz. Burası sekonder bitir. Burası da etil. O zaman ne diyeceğiz? Etil, sekonder bütil, sonuna da eter kelimesini getireceğiz arkadaşlar. Yani yaygın adlandırma yaparken oksijene bağlı olan grupları alfabetik sıraya göre söylüyoruz. Daha sonra da eter kelimesini getiriyoruz yanına. Şimdi bize her zaman bileşiği verip adını sormayabilir. Adını verip bileşiği sorabilir. O zaman ne yapacağız? Bir kere
yere eter olması için oksijeni yazıyorsunuz. Sağına ve soluna bağlı olan grupları yazacağım. Şimdi bir metil bağlamam gerekiyormuş. O zaman CH3 bağlıyorum. Vinil olması için 2 karbon olmalıydı. Araya çiftli bağ yaptırıyorduk arkadaşlar. Bu karbonda da bir tane hidrojenimiz var. Metil, vinil, eterimiz buymuş. Şimdi yine eter olması için oksijeni yazıyorum. Fenil bağlı diyor buraya. Yani ne bağlayacağız? Benzen halkasından bir hidrojen kopmuş halini bağlıyorum. Etil bağlı diyor. C2H5 bağlıyorum. Devam ediyorum. Yine eter dediği için oksijeni yazdım. Oksijeni yazdıktan sonra siklobütil bağlı diyor buraya. Hemen halkalı yapıda ve 4 karbonlu siklobütilimi bağladım. İzopropil olması için ortadaki karbondan bağlamak zorundayım arkadaşlar. İzo olması için onu unutmuyorsunuz. Devam ediyorum. Eter olması için yine oksijeni yazdım. Divinil dediğine göre sağına ve soluna aynı grupları bağlayacağım. Sağına ve soluna aynı grupları bağlıyorum arkadaşlar. Vinilleri. Ve bileşiklerimizi yazmış olduk. Devam ediyoruz. Alkol ve eter izomerliği. Şimdi izomerlik ne demekti? Kapalı formülleri aynı. Açık formülleri farklıysa iki bileşik birbirinin izomeri olabiliyordu. Fakat alkol ve eter birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Aynı karbon sayısında olmak zorunda ve mono alkol olmak zorunda, ona dikkat ediyorum. Şimdi buraya baktığımda bu bir eter. Adını yazarsak bu dimetil eter mi? Buraya baktığımızda bu bir alkol. Adını yazarsak bunun da etil alkoldür. Şimdi kapalı formülüne baktığımızda 2 tane karbon, 6 tane hidrojen, 1 tane de oksijeni var. Bunun kapalı formülüne baktığımızda 2 karbona 6 hidrojeni, 1 tane de oksijeni var arkadaşlar. Kapalı formülleri aynı. Fakat fonksiyonel grupları farklı. Biri eter, biri alkol ise bunlar birbirinin fonksiyonel grup izomeridir diyoruz arkadaşlar. Buraya baktığımızda OH bağlı. Bu bir alkol arkadaşlar. Alkol olma şartlarını da hatırlayalım. OH'ın bağlı olduğu karbon sp-küp hibritleşmesi yapmalıydı. Ve OH'ın bağlı olduğu karbona başka bir OH grubu bağlı olmamalıydı. Şimdi bunu adlandırırsak 2 toplamda 3 karbonlu olduğu için propanol diyebiliriz. Buraya baktığımızda oksijenin sağında ve solunda R grupları var. O zaman bu bir eterdir. Adlandırırsak etil, metil, eter. Kapalı formüllerine baktığımızda 3 tane karbon, 8 tane hidrojen, 1 tane oksijeni var. 3 karbonu, 8 tane hidrojeni, 1 tane de oksijeni var. Kapalı formülleri aynı fakat fonksiyonel grupları farklı olduğu için bunlar birbirinin fonksiyonel grup izomeridir diyoruz. Şimdi dikkat etmemiz gereken 2 nokta var burada arkadaşlar. Birincisi, alkollerin en küçük üyesi biliyorsunuz tek karbonluydu, metil alkoldü. Ama eterlerin en küçük üyesi 2 karbonluydu. Çünkü oksijenin sağına ve soluna R grupları bağlı olmalıydı. O yüzden tek karbonlu alkolün, yani metil alkolün eter izomeri yoktur. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir de şurada altını çizmiştik. Eterler monoalkoller ile fonksiyonel grup izomeridir. Polialkollerin eter izomeri yoktur arkadaşlar. Yani size şöyle bir bileşik versek. Eter izomerini yazınız derlerse bu yapısında 2 tane OH bulundurduğu için bir polialkoldür. Polialkollerinde eter izomeri yoktur yorumunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki adlandırmayı bitirdik. İzomerliği bitirdik. Şimdi geldik eterlerin eldesine. Eterleri 2 mol alkolden 1 mol su çıkarmasıyla elde edebiliyoruz arkadaşlar. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Elimizde 2 mol alkol var. Yüksek sıcaklıklarda ve sülfürik asit katalizörlüğünde 1 mol su çekerek eter elde edebiliyorum. Bakıyorum buraya mesela bunun OH'ıyla bunun hidrojeni birleşip suyu oluşturuyor. Geri kalan grupları bağladığımızda elde ettiğimiz eter dimetil eterimiz. Bir tane de kendimiz yazalım. Buradaki OH ile şuradaki hidrojen birleşsin, suyu oluştursun arkadaşlar. Geri kalan gruplar burada C2H5 kaldı. Burada bir oksijen,
ve C2H5'imiz kaldı. Bunun adı da dietil eterdi. Yani 2 mol alkolden yüksek sıcaklıklarda ve sülfürik asit katalizörlüğünde 1 mol su çekilmesiyle eter elde edebiliyormuşuz arkadaşlar. İkinci eter elde etme yöntemimiz de Williamson eter sentezi arkadaşlar. Williamson eter sentezinin de mantık şu arkadaşlar. Elimizde bir alkolat tuzumuz var. Bir de alkil halojenürümüz var. Alkolat tuzunda bulunan metalimiz alkil halojenürde bulunan halojenle birleşiyor ve tuzu oluşturuyor. Geri kalan grupları bağladığımızda da biz eter elde etmiş oluyoruz. Peki bunu bir örnek üzerinden pekiştirelim. Şimdi dedik ki alkolat tuzumuzdaki metalimiz alkil halojenürdeki halojen ile birleşecek. Tuzumuzu oluşturacak. Geri kalan grup burada CH3 kaldı. Oksijen burada da C2H5 kaldı ve eterimizi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Adlandırmasını yaparsak etil, metil, eter. Neymiş? Alkolat tuzu alkil halojenürle tepkimeye girerse eter ve tuzu oluşturuyormuş. Alkolat tuzundaki metal ile alkil halojenürdeki halojen birleşip tuzu oluşturuyor. Geri kalan grupları birbirine bağladığımızda da eter elde ediyormuşuz. Eterlerin iki yolla sentezini görmüş olduk. Birinci yolumuz alkolden su, 1 mol su ayrılmasıyla eter elde etseydi. İkinci yolumuz da Williamson eter senteziydi arkadaşlar. Peki geldik eterlerin kullanım alanlarına. Şimdi eterler inerttir arkadaşlar. Yani tepkimeye girme istekleri çok düşüktür. Bu yüzden de eterler kararlı yapıdadırlar. Eterler kendilerine özgü kokuları vardır ve renksizdir arkadaşlar. Ve şu önemli, normalde tepkimeye girmek istemiyorlar. Kararlı yapıdalar fakat dietil eter havadaki oksijenle tepkimeye girerek peroksitleri oluşturuyor. Burası çok önemli arkadaşlar, unutmuyoruz. Eterler patlayıcıdır. O yüzden laboratuvarda üzerinde patlayıcı sembolünü bulundururuz arkadaşlar. Asit bazlarla tepkimeye girmek istemezler. Zaten inert olduklarını en başta söyledik. Çok iyi bir çözücüdür organik maddeler için. Tıpta anestezi maddesi olarak kullanılmıştır. Burada bilmemiz gereken arkadaşlar. C2H5O, C2H5 yazarsak. Bunun adı dimetil eterdi. Dimetil eteri biz halk arasında Lokman ruhu olarak da biliriz arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bir de eterler motorlu araçları ilk çalıştırdığımızda eter sprey kullanırsak daha çabuk çalışmasına sebep oluyor yanıcı olduğu için. Eterler organik maddeler için iyi çözücüdür dedik. Kimler için? Yağlar, mumlar, plastikler, vernikler için iyi bir çözücüdür diyoruz eterlere. Şimdi arkadaşlar karşınıza gelebilecek en çok soru ve karşılaştırma alkol ile eterler arasındaki karşılaştırmadır. O yüzden şöyle bir toparlayalım istedim. Özellik olarak baktığımızda alkollerin en küçük üyesi tek karbonlu olan metil alkol. Fakat eterlerin en küçük üyesi dimetil eter olan iki karbonlu eterimiz. Genel formülleri ikisinin aynı. Bu yüzden eterler ile monoalkoller birbirinin izomeridir demiştik. Polarlık olarak baktığımızda ikisi de polar yani düzensiz. Çünkü kendi molekülleri arasında hidrojen bağı alkoller yapabiliyordu fakat eterler yapamıyordu. Eterler sadece su molekülleriyle hidrojen bağı yapabiliyordu. Kaynama noktasına baktığımızda kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yapabildiği için alkollerin kaynama noktası eterlerden daha yüksektir arkadaşlar. Yükseltgenme ürünü alkoller yükseltgenebiliyor. Fakat eterler yükseltgenemiyordu arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hemen organik kimya soru bankasından eterler kısmını bitiriyoruz dersi dinledikten sonra. Bir sonraki derste de aldehit ve ketonları anlatacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.